Merhaba sevgili Business Channel izleyicileri. Bugün e-ticaret hakkında konuşacağız. Konuğumuz Quick Solution Global Trade kurucusu Ozan Engin. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bizi biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, Ozan Engin, 34 yaşındayım, İstanbul doğumluyum e, ee, Bilgi Üniversitesi'nde medya iletişim sistemlerini bitirdim. Daha sonrasında e-ticaret alanına ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 9 yıldır ben de e-ticaret alanında e hem kendimi satış, e kendimiz satış yapıyorum pardon e hem de e ekiple beraber aslında hizmet sektöründeyiz. Süper. Peki bize biraz şirketinizden detaylı olarak bahsedebilir misiniz? Tabii. E Amerika kurulumlu bir firma. E yaklaşık 5 yıldır aktif olarak hizmet veriyoruz. 27 farklı hizmetimiz bulunuyor. E New York'ta bir, Delaware'da iki, İstanbul'da e, bir ofisimiz bulunuyor. 180 kişilik bir ekibimiz var. E, tamamen aslında hizmet sektörüne e, yönelik kurulmuş bir ekip diyebilirim. E, bu şekilde uzun yıllardır hizmet veriyoruz Türkiye'de ve götüren birçok firmaya. Şirketin geçmişi nedir? E, aslında şu, e, 9 yıl önce ben kendim e, Amazon üzerinden satış yapmaya başladığımda daha sonrasında e, bunun hizmet e, tarafına da girebileceğimi fark ettim. Ve daha sonrasında Amerika'da New York'taki ilk ofisimizi kurdum. Ee, daha sonrasında işte yavaş yavaş e, firmalara ve bireylere hizmet vererek aslında e, şu an çok ciddi bir ağa sahip olabildik. Süper. Peki hizmetleriniz nelerdir bu kuruluşunuzda? Ee, bahsettiğim üzere 27 farklı hizmetimiz bulunuyor. Bunların geneli aslında e, Amazon'da Etsy, eBay, Shopify gibi alanlarda satış yapmak isteyen kişilerin altyapılarını kurmak adına. yani ee, beş farklı ülkede şirket kurumlarını sağlamak, e, gerekli danışmanlıkları e, yönlendirme, kurumları yapmak, e, Amerika Sağlık Bakanlığı'ndan onay alımı, e, MSDS yazılması veya bunun yanında e, dükkan tasarımları, e, gerekli pazar yerlerinde istenen eğitimler, e, yaklaşık 5-6 farklı iş modeli, e, özür dilerim, e, eğitimimiz bulunuyor. Genelde dediğim gibi insanların aslında... E, kurulumlarını yapmak üzerine çalışmalarımız var. Peki sizden nasıl hizmet alınmalı? Aslında bizden değil, genel olarak nasıl hizmet alınmalı? Daha sanki insanların kafasındaki soru işaretlerine girebilir. En başta sözleşme alınmalı. Bu genelde bizim sektörde çok olmayan, eksik olan bir şey aslında. İlk başta, işe başlamadan sözleşme alınması gerekiyor hizmet sağlayan tarafından ve aslında bu sözleşmenin genel olarak hizmet alan tarafında çok ciddi aslında sıkıntılara yol açabilecek e, durumlara açık bir sektör olduğu için çok ciddi bir sözleşme, çok ciddi bir e, geçmiş taraması ve referans istenmesi gerekiyor firmalardan. Peki siz sektörde nasıl bir farklar yaratıyorsunuz? E, biz aslında… E, Amerika'da kurulan bir firmamız olmamıza rağmen aslında çok uzun zamandır Türkiye'de hizmet veriyoruz ve yaptığımız her işle genelde e, yaptığımız işle alakalı ciddi bir e, referansa sahip olarak artı gerekli yerlerden gerekli yetki ve izinleri alarak yapıyoruz. Örnek veriyorum. Amerika vergi dairesinden şu an Türkiye'de yetkili e, üç tane ajans bulunuyor. Bunlardan biri aktif değil, diğeri de aslında e, bilindiği kadarıyla e, Amerika şirket kurulumu sağlamıyor. E, bizim burada mesela, hani bu bir örnek sadece Amerikan vergi dairesinin web sitesine adımız yazıyor. Yani e, bundan daha büyük bir referans olacağını düşünmüyorum. Hani o noktada e, işi yapan kişilerin e, komisyon usulü çalışan değil, aslında gerçekten e, bu işi kendileri yapan firmalar olması gerekiyor. Biz aslında her yaptığımız işte ya kendi ekibimizle, avukatlarımızla, muhasebecilerimizle, kendi çalışanlarımızla e, gerekli yerlerden izinleri alarak yapıyoruz. E, Haliyle aslında kişiler e, belli web siteye girdiğinde bizim yönlendirmemizde bizim referanslarımızı çok iyi bir şekilde görebiliyor. Ve aslında şu an Türkiye'de e-ticaret e sektöründe, <laughs> Önde gelen kişi ve firmaların tüm altyapı kurumlarını biz sağlıyoruz diyebilirim. Yani e, birçok danışmanlık eğitim veren e, firma bulunuyor. Bu firmalarında da aslında e, çok kısıtlı bir e, hizmet imkanları olduğu için e, veya onu tercih ettikleri için diyeyim daha doğrusu. E, o kişilerin yani hizmet alan kişilerin farklı farklı teknik e, hizmetlere ihtiyacı oluyor. Biz bu teknik hizmetleri sağlıyoruz o firmaların. Yani aslında onlara partnerlik ediyoruz. Evet. Birçok YouTube'da veya farklı kanallarda e, önde gelen firmalar yani e, belli yayınlar yaparak e, kendilerine müşteri sağlayan firmaların e, ve en çok aslında talep gören firmaların şu an tüm altyapı hizmetlerini biz sağlıyoruz diyebilirim. Harika. Peki sizce e-ticarete neden girilmeli? E, yani çünkü şu an artık Türkiye'deki e, TL ile e, üret TL ile kazan e, durumu çok... E, Yapılabilir bir halde değil, yani sürdürülebilir bir halde değil. En büyük sebebi bu aslında. Yani TL ile üretip veya TL ile alıp dolarla kazanmak burada çok büyük bir avantaj haline geldi. Ve aslında e, ne yazık ki e, alım gücünün Türkiye'de düşmesi e, bunu ekstra olarak da etkiledi. Fakat özellikle Amerika, İngiltere, Almanya gibi pazarlarda alım gücünün çok yüksek olması ve e-ticaretle e ile ee, insanların evine bir şey sokma ihtimali çok daha yüksek. Bu yüzden de aslında e, hem çok ciddi bir alıcı kitlesine ulaşabiliyorsunuz. Yani e, Amerika bölgesi ve Avrupa bölgesine baktığımızda 1 milyara yakın insana e-ticaret üzerinden dolar ile veya euro, pound ile e, elinizdeki e, katma değeri yüksek ürünü satma şansınız bulunuyor. Peki bunda pandeminin etkisi var mıdır? Tabii. Ee, Tüm dünyada oldu aslında ama bu en çok aslında oran olarak Türkiye'de etkiledi. Türkiye etkiledi. Yani Türk satıcıları diyebilirim. Ee, o yüzden e, biz burada çok fazla hizmet vermeyi tercih etmiyorduk. Çünkü buna hazır bir kitle yoktu. Fakat pandemi başladığı günden itibaren çok ciddi bir e-ticarete e, istek e, oldu Türkiye'de. Yani e, yaklaşık %3000-4000 civarında e, bir artış var. İnanılmaz bir e, talep var evet. eğitim almaya e, birey, bireylerin öncelikle eğitim almaya e, parça parça e, bir şeye satmaya çalışmaya. Daha sonrasında Beydişehir'in ne kadar ciddi olduğunu fark ederek aslında e, daha ciddi eğitimlere, daha ciddi kurulumlar altyapıyla beraber e, yapmaya başladılar. Daha sonrasında da üreticiler aslında bu kervana katıldı diyebilirim. İlk başta biraz çekinik davrandılar fakat şu an en çok üreticilerden e, istek alıyoruz. Çünkü Türkiye'deki yine ne yazık ki TL'nin değer kaybından kaynaklı olarak e, burada işlerini çeviremez hale geldiler. Ve e, bu noktada direkt e-ticaret ilk akıllara gelen şey oldu. Şu an her iki taraftan da inanılmaz bir talep var. E, biz dahil birçok firma başa çıkmakta zorlanıyor aslında bu taleple. Peki size en çok hangi kitle ulaşıyor? E, bize aslında her kitle ulaşıyor diyebilirim. Dediğim gibi biraz önce aslında burada e, bireyler e, çok ciddi. E, taleplerle geliyor. Yani aslında ilk başta e, ya bu iş olur mu olmaz mı diye bakanlar e, şimdi daha çok gelmeye başladı. E, biraz daha vizyon sahibi, biraz daha farklı kesimlerden insanlar gelmeye başladı. E, ve şu an inanılmaz e, şekilde dediğim gibi üreticilerden bir talep var. E, çünkü artık e, Türkiye pazarı hem dediğim gibi alım gücü düşmesi hem TL'nin değer kaybı inanılmaz şekilde özellikle Amerika tarafına satışın satış talebinde bulunarak geliyorlar aslında şu anda. Bir de e-ticarete girme süreci var. Bunu Hı -hı. isteyenler için nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Giriş Hı -hı. süreci nasıl oluyor? Şöyle aslında genelde YouTube'da başlıyor diyebilirim. YouTube'dan aslında birçok içerik izleniyor. Birçok insanların eğitim Kısa kısa eğitimlerini izleyebiliyorlar. Daha sonrasında aslında burada biraz yanıltıcı durumlar olabiliyor. Yani işin aslında çok kolay olduğunu, oturduğunuz yerden para kazanabileceğinizi söylüyorlar size aslında. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ee, i̇lk başta bunu fark eden yani bir şeyin bu kadar kolay olmayacağını, buradan 10 bin kilometre, 5 bin kilometre ötede ürün satmanın bu kadar kolay olmayacağını aslında çözenler daha sonrasında daha ciddi araştırmalara giriyorlar. E, bizim gibi firmaları arıyorlar veya e, eğitim almak için işte farklı kanallara e, geçip oradan e, eğitimlerini alıp Daha sonrasında e, altyapı kurumlarını hazırlatıp özellikle Amazon tarafında çok ciddi bir talep var. Amazon'a asla giriyorlar Bu noktada e, bunun en önemli kısmı doğru bir hazırlanma doğru bir altyapı kurulması ve aslında e, doğru ürünlerin seçilmesinden geçiyor diyebilirim e, Yani bunlar bir takım aslında doğru ürün seçseniz bile veya doğru ürün grubunu seçseniz bile altyapınız yetersizse. E, yeterli altyapıya para harcamadıysanız aslında e, yapmanız yine mümkün olmuyor. Veya çok düşük bir ihtimal diyebilirim. Tam tersi çok iyi bir altyapıda da yanlış ürün seçimi aslında işi baştan bitirebiliyor. Bu noktada e, kişileri çok iyi yönlendirecek. Dediğim gibi en başta aslında çok iyi referanslara sahip. E, ve fiyatlandırma açısından kişileri veya firmaları zorlamayacak şekilde e, hizmet veren kişilerle veya ajanslar çalışmaları gerekiyor. Ee, tabii ki bir insan kendi bunu tek başına yapabilir ama bir noktada yüzde yüz hizmet almak zorunda kalacak. O Tamamen noktada, doğru adımlar atılmalı. Evet ve bir, birileri yönlendirirse iyi olur. Bu noktada e, aslında daha şurada iki yıldır pandemiyle beraber e, hizmet vermeye başlayan çok fazla firma var. E, biraz o taraftansa aslında geçmişe dönük e, bir durum. E, referansları bulunan veya sadece bu işi Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde yapmış olan global firmalarla çalışmaları e, her açıdan avantajlı. Çünkü aslında baktığımızda işi yaptığımız yer Türkiye sınırlarının dışında fakat çalışılan kişi Türkiye sınırları içinde. Bu çok mantıklı bir seçim haline gelmiyor. En azından e, kontakları yurt dışında, e, en azından e, Amerika'da depoları bulunan veya Avrupa'da depoları bulunan, orada bir ekip bulunan ya da e, bir şekilde... Oradan hizmet almayı bilen ajanslarla çalışmak veya kişilerle çalışmak daha mantıklı. Süper. Peki çok teşekkür ederim bu değerli bilgiler için ve hoş sohbetiniz için. Kariyerinizde de size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Evet sevgili Business Channel izleyicileri. Bugün e-ticaret hakkında konuştuk. Konuğumuz Quick Solution Global Trade kurucusu Ozan Engin'di. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.